Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeki. Takas Referi'nin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde takasa yardımcı olacak siteleri öğreneceğiz. Resimde de gördüğünüz gibi şu an. Backpack.tf ile başlıyorum. Bu siteyi kullanma amacımız eşyaların değerlerini öğrenebilmek. Şuradan da görebileceğiniz üzere sürekli değerler değişiyor, güncelleniyor. Siteyi kullanabilmek için öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Tüm takas siteleri için, Team Fortress 2 siteleri için bu geçerli. Buna benzer bir tuş mutlaka her sitede oluyor. Buna tıkladığınızda Steam'e sizi yönlendiriyor ki giriş yapabilirsiniz. Direkt benim hesabım zaten burada. Hesabınızı bu sitede kullanmak istiyor musunuz diyor. Onaylıyorsunuz. Şifrenizle ilgili bir problem olmaz. Merak etmeyin. Burada yazıyor. Steam giriş bilginizi asla üçüncü parti sitelerle, yani bu şekilde girdiğiniz sitelerle paylaşmayacağını Steam burada belirtiyor. Gayet güvenli bir şekilde rahatça oturum açabilirsiniz. Evet, backpack.tf'deyiz. Backpack.tf'de istediğiniz eşyayı buradan arayabilirsiniz. İstediğiniz profili Steam ID'si ile, ismiyle. İşte mesela benim ID'm bu. ID'mi yazıp aratabilirim. Direkt ben çıkıyorum. Steam profilimi buraya kopyalayabilirsiniz veya item da kopyalayabilirsiniz. Mesela burada bills yazsak hemen. Search istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Direkt klasik, normal, uncraft şeklinde görebiliyorsunuz. Aşağısı burada suggestions'lar var. Suggestions. İnsanlar burada değerlerin düşmesini veya artması için oylamayı sunuyorlar. Mesela Refine'da biri 30 sente çekmeye çalışıyor. Bunu onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Okuyabilirsiniz neden yükseltmesi gerektiğini. Bu şekilde istediğiniz gibi oylamada katkınızda bulunabilir. Buraya tıklayarak kendi profilinizi görebilirsiniz. Profil kısmına geldiğimizde ise buradan Vox statüsüne, yani Steam'den banlanmış mı hile yaptığı için bakabilirsiniz. Community durumuna, trade durumuna, Steam rapine. Steam rapinde bir problem varsa, insanlara şikayet ettiyse bakabilirsiniz. Refined değeri ne kadar key var? Hepsi de buradan bakabilirsiniz. Sonraki site ise TF2 Outpost. TF2 Outpost'la birlikte TF2 TP ve Bazaar.tf'de bunun farklı varyasyonları. Ben Outpost'u anlatacağım çünkü şu an en çok kullandığım site Outpost. Ana sayfamızda güncel olan takas isteklerini görebiliyorsunuz. İnsanlar buraya takaslarını koyuyor. Takaslara bakarken mutlaka notları okuyun. Çünkü değerleri notlarında yazacak. Takas yapmak isterseniz de ismine tıklarsınız. Buradan Steam profilinden ekleyebilirsiniz. Teker teker tanıtmak gerekirse şuradaki özellikleri, nasıl kullanacağımızı vesaire. İlk özellik backpack. Direkt sizin envanterinizi gösteriyor. Trades'te sizin açtığınız takasları görebilirsiniz. Bu takasları yarım saatte bir bumplayabilirsiniz. Bumplamak dediğim üste taşımak. Yani insanların görmesi için öncelik sağlamak. Bunu yarım saatte bir yapabiliyorsunuz eğer VIP üye değilsiniz. Offers kısmına geldiğinizde ise daha önce teklif verdiğim şeyleri burada görebiliyorum. Bookmarks sizin sık kullanılanlar diyebilirim. Bakmak istedikleriniz diyelim. Offer yapmadığınız ama sonucunu merak ettiğiniz veya offer yapacağınız şeylerin hepsi burada. Matches'ta karşılaştırma kısmı, neden yüklenmesi bu kadar uzun sürdü? Karşılaştırma kısmı sizin yaptığınız takasların benzerlerini buraya getiriyor. Mesela ben şu an Robopart takası yapıyorum. Onu burada gösteriyor. İnsanlar kaça alıyor, kaça satıyor. Bakabilirsiniz. Pek kullandığım bir özellik değil ama başarılı. Search kısmına geldiğimizde buradan önce hangi oyunla ilgili oldu? Steam Inventory'i de seçebilirsiniz oyunlar ve takas kartları için. Search kısmını kullanıyoruz arama yapmak için. Sol taraftaki kısım karşınızdaki kişinin satacağı eşya, sağ tarafta sizin vereceğiniz eşya. Buna göre search diyebilirsiniz dediğinizi. New kısmındaysa takas oluşturuyorsunuz. Hangi itemleri verecekseniz buradan seçiyorsunuz. Sol tarafa, sağ tarafa ise hangi itemleri istediğinizi söylüyorsunuz. Buraya notunuzu yazıyorsunuz ve buradan create tuşuna basarak createleyebiliyorsunuz. Tek seferde, yani aynı anda 10 takas açabilirsiniz. Ben onu da doldurmuş durumdayım şu an. Bunun için elbette VIP olursanız bunu değiştirebilirsiniz. Ayarlara geldiğimizde ise çok kısa
bahsedeceğim şeyler var. O yüzden buradayım. Ayarlar kısmındayım. Bu seçeneklerden kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben mesela Show Notes Automatically, yani otomatikman notları göster seçeneğini işaretledim. Bu önemli. Çünkü notları okumazsanız değerlerini bilemeyebilirsiniz, kaça sattığını. Hiç uğraşmayın, tek tek direkt buradan seçebilirsiniz. Make the header sticky seçeneğini kullanıyorum ayrıca. Tikledim. O header dediği kısımsa şu kısmın tamamı. Stick olması da yapışkan, yani sürekli ekranda kalması. Ben aşağı doğru insem dahi o hep burada kalıyor. Evet, kaldırırsam o da yok olacaktı. Sayfada kaç trade gösterileceğini ayarlayabilirsiniz. Hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu trade offer linkini şuradaki şeye tıklayarak siz de kendi offer linkinizi bulabilirsiniz. Bunları şu kısma, new'deki description kısmına yazıp direkt insanlar eklemeden takas yapmasını sağlayabilirsiniz. En sonunda buradan save diyorsunuz. Scrap.tf'e geçelim. Scrap.tf çok kullanışlı bir site. Kullanabileceğiniz birçok opsiyonu var. İlki Bank Weapons. Bir sürü bot var görebildiğiniz gibi. Scrap Weapons seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yaptığı işte vereceğiniz bir item'a karşılık size bir item vermek. Eşya alacağınız zaman hiç başka yerlerle uğraşmayın. Direkt buradan bir hangi eşya alacaksınız? Alıyorsunuz. Next stage diyorsunuz. Şu an 0.5 scrap, yani bir item kadar vermem gerekiyor. Scrap.tf takasın gerçekleşmesi için. Ama ben onun yerine item vermek istiyorum. Mesela Quick Fix. Trade Now diyorum. Trade Now dediğinizde sıraya geçiyorsunuz. Bunu tıklayarak ekleyebilirsiniz karakteri. Trade Now dedim. Karakter diyorum, botu. Kusura bakmayın, biraz dalgınım. Bu takas yakında gerçekleşecek. Bir trade offer gelecek. Diğer kısımlara geldiğimizde ise head kısmı var. Burada 1.22, 1.33'ü görüyorsunuz. Bu 1.33'e satıyor, 1.22'ye alıyor demek. Bu kısma geldiğimizde yine botlar var. Buradan head price ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Uzunca bir liste var kabul etmedikleri, değerleri düşük olduğu için. Elscape'i artık satın almıyorlar. Buradan gördüğünüz gibi eğer 100'den az head varsa botta 1.44'e alıyormuş, yani satıyormuş. Alışı da 50'den az şey varsa metal 1.11'eymiş. Sıra bize geldi bu arada. Success done diyor. Birazdan denen sesi duyacağız. Evet. Go to trade offer diyoruz. Direkt offer kısmı geliyor. Evet. Quick fix'i verip bunu istiyorum. Evet, onaylıyorum. Güveniyorum. Takası kabul et diyorsunuz. Gayet basit bir şekilde. Ve tamamlandı. Eşyayı almış oldunuz. Bu kadar basit. Headbot'a geldiğinizde ise burada görebilirsiniz. Aynı mantıkla çalışıyor. Head seçiyorsunuz. Ne vereceksiniz seçiyorsunuz. Hiçbir şey seçmezseniz o onu metal olarak algılıyor ve takası offer olarak atıyor. Bank case var. 7.44'e alıyorlar. 7.77'ye satıyorlar. Key takası için bot.tf'i de kullanabilirsiniz. O da sadece key için bot açmış bir site. Benzeri birçok site var. Ama en çok bileni ve en iyi altyapısı olanı Scrap.tf. O yüzden Scrap.tf'i önerdim. Bank items diye bir özellik var. Buradan eşyalarınızı, değerli eşyaları, mesela irbaz gibi satabilirsiniz, alabilirsiniz. Bu daha büyük çaplı takaslar için ve değerleri farklı olan eşyalar için kullanılan bir kısım. MFM Parts Web ise yine aynı mantıkla işliyor. Değerleri buradan görebilirsiniz. Boy Parts diyorsunuz. Botunuzu seçiyorsunuz. Buradan kaç tane alacaksanız seçip Offer Metal Only deyip sadece metalle alabilirsiniz ya da Offer Metal artı Parts'la yine alabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Sonraki kısım Strange Banking. Strange Banking yine de videoda göstermek adına açıyorum. Aynı mantıkla çalışıyor. Buradan istediğiniz Strange item'ı bulabilirsiniz. Değerler genel olarak Backpack.tf'in biraz altında. Eğer siz satıyorsanız çok çok altında oluyor. Satmak istiyorsanız da Sell Strange diyebilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken şey Strange Part'ları ve Professional Kill Streak'i vesaireyi kesinlikle kabul etmiyor. Mesela bu ikisinde Strange Part var ama Scrap.tf'in umurunda değil. Bundaki Paint'e de ek vermiyor. Head için de aynı durum geçerli. Gifted'larda ucuza almıyor. Yine aynı fiyata alıyor diyebiliyorum. Priority, Dota 2 Banking ve Buy Items with Cash. Bunlar bizi ilgilendiren kısımlar değil. Yani bilmek istiyorsanız Priority'den VIP üye olabiliyorsunuz. Premium. Farklı özellikleriniz oluyor. Priority çok fazla da değil. 4 scrap veriyorsunuz aylık ya da plus üyelik için 1K. Çok etkin bir şekilde kullanıyorsanız bu siteyi 4 scrap'lı kullanabilirsiniz. Dota 2 Banking ise aynı mantıkla çalışan bir site ama Dota 2 için. Buradansa parayla sanırım PayPal üzerinden item alabiliyorsunuz. Farklı bir siteye yönlendiriyor. Reklam gibi düşünebilirsiniz. Kısaca başta tanıtmam gereken siteler bunlardı. Bunları kullanacaksınız takasta. Zaten fotoğrafta farklı varyasyonlarını görürsünüz Scrap.tf'inde. Scrapbank.me var mesela. Diğer siteler çok fazla bilindik siteler değil. Çok fazla kullanılmıyorlar. Yine de bakıp bulabilirsiniz. Üçüncü videoda görüşmek üzere demeden önce üçüncü videoda ne yapacağımı söylemek istiyorum. Üçüncü video hemen bakıyorum. Hazırladım çünkü bunları daha önceden. Üçüncü videoda eşyaların niteliklerini tanıtacağım. O videoda gayet yararlı bir video olacak. Bu takas rehberi videolarının uzunca bir süre devam ettirmeyi düşünüyorum. Unusual Trade'e kadar gideceğiz umarım. Neyse yine sonda boş boş konuşmaya başladım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.